Bir mavi kuş var yüreğimde. Çıkmaya can atan. Ama ben ondan güçlüyüm. Kal diyorum ona. Kimsenin seni görmesine izin veremem. Bir mavi kuş var yüreğimde. Çıkmaya can atan. Ama viski döküyorum üstüne. Sigara dumanına boğuyorum. Fahişeler, barmenler ve bakkal çırakları hiçbir zaman bilmiyorlar onun orada olduğunu. Bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya can atan. Ama ben ondan güçlüyüm. Yat lan aşağı diyorum ona. Ocağıma incir dikmek mi niyetin? Avrupa'daki kitap satışlarımı sabote etmek filan mı derdim? Bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya can atan. Ama ondan zekiyim ben. Sadece geceleri izin veriyorum çıkmasına. Herkes yattıktan sonra orada olduğunu biliyorum. Derim ki ona, kederlenme artık. Sonra yerine koyarım yine. Ama hafifçe öter. Tamamen ölmesine izin vermiyorum. Ve birlikte uyuyoruz. Gizli antlaşmamızla ve insanı ağlatacak kadar güzel. Ama ben ağlamam. Ya siz? Diyor Charles Bukowski muhteşem Bluebird şiirinde. Müziği kesmem lazım yoksa konsantre olamıyorum. Evet, bugün Charles Bukowski'nin Bluebird adlı şiiriyle giriş yapayım diye düşündüm. Çünkü konumuz kuşlar. Doğadaki kuşlar, hepimizin evinde beslemekten memnuniyet duyduğu muhabbet kuşları, biliyorsunuz aslında hepsi papağan türüdür. Yani papağanın bir alt türüdür ya da bir üst türüdür. Papağangillerdendir. Öyle bir giller varsa eğer. Ve sesleri taklit etme konusunda yeteneklidirler. Özellikle çift değil de tek alınırlarsa eve bir süre sonra sizin sürekli söylediğiniz sözcükleri taklit etmeye doğru meylederler. Ve herkesin demeyeyim, çok iddialı bir sözcük oldu bu. Türkiye'de pek çok ailenin bir kuşu olmuştur diye düşünüyorum. Benim de olmuştu mesela, oğlum büyürken beraber bir mavişimiz vardı. Pek çoğunun adı da maviş çünkü mavi tüyleri daha çok var. Yeşiller de var gerçi ama maviler daha mı? Maviler cinsiyetleri mi farklı yoksa maviler daha mı çok karşımıza çıkıyor bilmiyorum. Genelde mavi tüylü olanlara maviş diyoruz. Bizim mavişimiz bizimle beraber tavla oynardı mesela. Bırakırdık onu, gelirdi tavla tahtasının üstüne. Mutlaka zarı gagasının arasını alır ve fırlattırırdı alabildiği kadar. Ve onun attığı taşları oynardık. Evet, bahtımıza ne çıkarsa. Çok severdik tabii ki onu ve bir gün maalesef kaybettik. Evde beslediğimiz canlılar bir süre sonra bizden biri olmaya meylediyor. Bunu siz de biliyorsunuzdur. Evde eğer bir hayvan beslediyseniz, kedi, köpek, kuş, kaplumbağa bile beslediğim için, pek çok hayvan beslediğim için bunu biliyorum ne demek olduğunu ben. Şimdi şöyle, bu cumartesi Eskimeyen adlı dergide yazdığım yazı kuş yasiniydi. Bu kadar, ne denir? Bu denli çok sevdiniz mi bir ev hayvanını bilmiyorum. Benim bir velim kendisi, öğrencimin annesi Sema Hanım. Geçen gün o anlatıyor. Onlar da çok yeni kaybettiler mavişlerini. Başsağlığı dilemek istiyorum aslında, başları sağ olsun. Yeni bir kuş alınır mı alınmaz mı bilmiyorum. Bir okurum da yazdığım yazının altına, bizim de bir mavişimiz vardı. Onu kaybettikten sonra, ki onlarda da 12 yıl boyunca kalmış aynı kuş. Onu kaybettikten sonra bir daha bir kuş almayı düşünmedik bile. Onun anısına saygısızlık olur gibi geldi diye bir yorum yazmış. Anlıyorum bu insanları. Sizler de anlıyorsunuz mutlaka. Çünkü aileden biri oluyor. Evet, dönelim Sema Hanım'a ve kuş yasini başlıklı yazıma. Sema Hanım 13 yıldır mavişi besliyor ve 13 yıldır maviş hastalandığı zaman doktorlara götürüyor. Bu onun sözcüğü, veteriner demiyor, doktor diyor. Çünkü o da bir insan onun gözünde. Haklı da. Ayağı mantar oluyor, nezaketle o mantarları, kremler sürüyor. Gagası uzuyor, onun kesilmesini sağlıyor. Yani yaşaması için elinden gelen her şeyi yapıyor ve 13 yıl boyunca onlara evde arkadaşlık eden bir kuş bu. Hatta kızı o kıştan, kuştan küçük bile yaşça. Mirayım
9 yaşında falan olması lazım. Maviş 13 yaşındaymış. İşte eskiden bir anı anlattı bana, ondan bahsedeceğim size. Bir gün Maviş hastalanıyor, çok perişan, doktorlara götürüyor, olmuyor, etmiyor. Sonra Denizli'nin yakın bir ilçesi var, Sarayköy. Orada nefesi kuvvetli bir hoca hanım duyuyor kendisi ve Yasin okutmaya karar veriyor. Çağırıyor eve, konu komşuyu, işte pilavlar, pilav üstü tavuklar, ayranlar, neyse tatlılar, her şey hazırlanıyor. Hoca hanım geliyor, içeri giriyor. Kimin ruhunu okuyacağız Yasin Şerif'i diye soruyor. Cevap şu: hiç kimsenin ruhuna değil. Tutuyor kafesiyle beraber kuşu hanımların ortasına koyuyor. Mavişimin iyileşmesi için okuyacağız diyor. Şimdi böyle bir hikayeyi eminim hiçbiriniz duymamıştır diye düşünüyorum. Bir kuş için, bir kuşun ruhu için, onun sağlığına kavuşması adına medet uman bir yürekten bahsediyoruz. Kuş Yasin'iydi yazımın başlığı da. Kuşuna Yasin okutacak kadar evdeki bir canlıya saygı gösteren ve sokaktaki hayvanlar için oraya buraya su kapları, mama kapları koyan cennet yürekli insanlar diyorum onlara ben. O cennet yürekli insanlara en derin, en içten sevgi ve saygımı sunarak kapatıyorum bu haftanın konuşmasını. Ve o öyle deyince şu bir kitap önerisi adına şu aklıma geldi. Bu ne? Sevişen Bey'in kitabın adı. Ben kitabı henüz bitirmedim. Ama kitabın üzerinde çok hoş bir tavus kuşu var, görüyor musunuz? Arka kapağında da aynı şekilde. Madem konumuz kuşlar, ve bu kitabın da temel aldığı kuş tavus kuşu. Bu yüzden dedim ki şey yapayım, bu kitabı önereyim. Çünkü ileride önerecek olduğum kitaplardan bir tanesi zaten. Arkasında şöyle yazıyor: Darwin'in türlerin kökeni yayınlanır yayınlanmaz bilimin yönünü değiştirdi. Oysa Darwin'in cinsel seçilimi anlattığı ikinci kitabı İnsanın Türeyişi neredeyse 100 yıllık bir gecikmeyle kabul gördü. Sevişen Bey'in Darwin'in cinsel seçilim kuramının özür dilerim, modern versiyonunu özetleyerek insan zihninin nasıl ve neden evrildiğiyle ilgili şu ana kadar yapılmış en ikna edici ve radikal açıklamayı sunuyor diyor. Hani insanoğlunun evrimleşme sürecinde güçlü olanın ayakta kaldığına dair bir inanç, bir inanış vardır ve tabii ki güçlü bilimsel verilere dayanarak gelmiştir bu inanış. Ama diyor ki kitabımız, ayakta kalmanın ya da türünü devam ettirmenin ya da evrilmenin içinde altında aslında insanın beyni vardır ve bu beyin de türünü devam ettirmek için sevişecek olduğu insanı seçme becerisi, yani seçilim becerisi ile söz konusudur. Bunu da şeye dayandırıyor. Tavus kuşu örneği veriyor. Tavus kuşlarının erkeklerinin o yelpaze gibi olan harikulade kuyrukları aslında o kuyrukla bir düşmandan kaçmak, bir yerde gizlenmek çok zor olduğunu ama dişisine kendisini beğendirmek için bu kuyruğunu bu şekilde daha da güzelleştirerek evrimleştirdiğini ve buna mecbur kaldığını söylüyor. Çünkü türün devamı için bir seçilim gerekiyor. Dişi seçiyor ve en güzeli seçiyor. Dolayısıyla erkek tavus kuşu her zaman en güzel olmak zorunda kalıyor. Belki de insan için de aynı şey geçerli. Belki kitabın biraz tüyoları var. Öyle olacağını zannediyorum ilerleyen sayfalarda. Belki de yarattığımız bütün insan hayatını kolaylaştırıcı bilimden tutun da sanatsal bütün birikimlere varıncaya kadar kadına kendini beğendirme derdine düşmüş olabilir mi erkek acaba? Yani cinsel seçilim, cinsel öncelik burada söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Kitap öyle iddia ediyor. Güzel bir kitap ama kitap okuma alışkanlığı olmayan birisi için değil. Altında daha önce Darwin'in kitaplarından da bir iki göz atmışlığınız olması gerekiyor. Evrimden biraz anlıyor olmak gerekiyor. Bu haftalık kitabımız bu. Şiddetle öneririm. İlerleyen sayfalarından da kendime memnun kalacağımı umuyorum. Çünkü gidişat öyle. Pekala, bu haftalık bu kadar diyelim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olursanız çok mutlu oluyorum. Abone sayısı arttıkça memnuniyetim artıyor. Sizler de memnun bir hafta yaşayın dilerim. Harikulade bir hafta olsun. Bir dahaki pazara görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sıcaklara dikkat edin. Sevgilerim ve saygılarımla. Hoşça kalın.